Çocuklarda el bilek kırıklarından bahsedeceğim. Çocuklardaki el bilek kırıkları aslında sık görülen bir yaralanma tipidir. Bunda tabii çocukların hem aktif olması hem okul zamanında günlük aktivitelerin dışında koşturmaları gibi birçok faktör vardır. Ama daha da önemlisi çocuk kemikleri son derece elastik ve kırılgandır. Yani yetişkinlere göre daha hassastır. Bu nedenden dolayı da el bilek kırıkları, aslında yani genel çocuk kırıkları çok sık görülür ama el bilek kırıkları tüm kırıklar içerisinde aslında en sık görülen kırık tipidir. Dirsek kırıkları da sıktır ama el bilek kırıkları biraz daha fazladır. Şimdi el bilek kırıkları çocuklarda genelde düşme sırasında meydana gelir ama bu elastikiyeti ve bu kemik yapısının daha zayıf olması nedeniyle bir top çarpmasında da işte kaleci veyahut da basketbol topu gibi ağır topların çarpmasıyla da el bilek kırıkları olabilir. Onun için yani bir çarpmadan kırılır mı dememek lazım. Kırılır. Çocuklarda kırılır. Yetişkinde belki kırılmaz ama çocuklarda bir top çarpmasıyla bile el bilek kırığı oluşabilir. El bilek kırıkları çocuklarda önemlidir çünkü birincisi hem ağrı yapması nedeniyle ve fonksiyon kaybı yapması nedeniyle hem de çeşitliliğinin fazla olması nedeniyle çok önemlidir. Şimdi el bilek kırığı sanki orada bir tek kırık tipi varmış gibi el bilek kırığı diyoruz ama kırık tipleri son derece farklıdır. Mesela torus kırığı dediğimiz kırık tipi vardır, yeşil ağaç kırığı dediğimiz kırık vardır. Ayrılmış kırık olabilir, parçalı kırık olabilir, epifiz dediğimiz büyüme kıkırdağının yaralanması olabilir. Onun için çok muhteliftir el bilek kırığı ve hepsi birbirinden tedavileri farklıdır, sonuçları farklıdır, işte alçı süreleri farklıdır ama genel olarak bazı bilgiler vermek istiyorum. Birincisi, el bilek kırıkları genelde büyüme kıkırdağına yakın olan yerlerden olduğu için eğer ayrılma ve büyüme kıkırdağını etkileme miktarı yüksekse bazen büyüme problemlerine de el bilekte büyüme problemlerine de yol açabilir ve buna bağlı olarak da deformasyonlar meydana getirebilir zaman içerisinde. Onun için dikkat edilmesi gerekir. Ama şöyle söyleyebilirim. Çocuklardaki el bilek kırıklarının yaklaşık %85-90'ı genelde masum tipte kırıklardır. Yani bizim yeşil ağaç kırığı dediğimiz sadece ufak çaplı bir çökme kırığı şeklindedir ve bunlar da basit bir işte 2 veya 3 hafta alçı tedavisiyle düzelir. Geriye kalan %10-15'lik bölüm daha ciddi kırık tipleridir. Yani artık sadece çökme şeklinde değil, kırığın birbirinden ayrılması durumundadır. Bunların ayrılmış kırıkların bir kere yerine oturtulması gerekir. Bu yerine oturtma işlemi kırığın tipine ve biraz da çocuğun yaşına bağlıdır. Daha aklı başında, daha dayanıklı olanlarda basit bir çekme hareketiyle yerine oturtulabilirken işte çocuğun yaşı daha küçükse, kooperasyonu daha düşükse veyahut da ağrı düzeyi çok yüksek olacağını düşündüğümüz durumlarda kırığın çok fazla ayrıldığı durumlarda biz genelde ufak bir anestezi vererekten bunu yerine oturturuz ve bu yerine oturtma sırasında bazen de çapraz tellerle, dışarıdan yerleştirilen tellerle kırığı tuttururuz. Böylece hem daha güvenli bir tespit yöntemi olmuş olur hem de alçı süresini daha kısa tutmuş olur. Bu tellerin ucu dışarıda olduğu için işte 4 hafta veya 5 hafta sonra kemik kaynadıktan sonra o telleri çekeriz ve işlem sonuçlanmış olur. Bu yani yerine oturttuktan sonra telle tutturma yöntemi son derece basit, güvenli ve bizim de gözümüz arkada bırakmayacak bir yöntemdir. En azından kırık kaydı mı, kaymadı mı, işte yerinde duracak mı endişelerine mahal vermez. Çünkü çekip yerine oturtulduktan sonra alçıya alınan bir kırık kaymaz diye bir şey yok. Yani bu bir yanlış bilgidir. Sonuçta zaman içerisinde kasların çekmesine bağlı. İşte kaslardaki su kaybının olmasıyla birlikte alçıda gevşeme, kaslarda yumuşamayla birlikte kırığın oynaması ve zaman içerisinde kırıkta kaymalar, oynamalar söz konusu olabilir. Onun için bu kırıkları sık sık kontrol etmekte fayda var. Ama işte dışarıdan yapılacak basit bir telleme yöntemiyle bu iş hallolabilir. Çocuk kırıklarının büyük bir bölümü dediğim gibi işte basit yöntemlerle hem yerine oturtulur hem alçıya alınır ama geriye kalanlarda işte yerine oturttuktan sonra telle tutturma, bazı durumlarda içeriden tel gönderme yöntemiyle fiksasyon gibi yöntemler olur. Şimdi çocuklardaki bu el bilek kırıklarında
illaki mükemmel, orijinal bir yerine oturtma gerekmeyebilir. Bunlarda yaşa göre belli kriterler vardır. Mesela yaş düştükçe, işte 4-5 yaşındakiyle 8-10 yaşındakinin kabul edilebilirlik düzeyleri farklıdır. 4-5 yaşındakinde mesela 15-20 dereceye kadar eğilmeler kabul edilebilirken 8-10 yaşına geldiğinde 5-10 derecelik eğilmeler kabul edilebilir, tolere edilebilir. Onun için bunlarda açı ölçümleri, çocuğun yaşı ve kırığın tipi tedavide son derece önemlidir.